paket bir saniye dur. Hasan bu börek güzel değil mi? Bakın şöyle söyleyeceğim. Burada aynı arkadaşlarım için. Ben böreği soruyorum. Börek güzel değil. Hamur bak. Aa, sadece işte. Hamur. Hamur bir şey sorabilir miyim? Siz daha önce hamur açtınız mı evinize falan? Bu yarışma soruyorum. İçin açtım. Daha önce açtınız mı? Açmadım. Açmadım ben halde bakın ne kadar. Gerçekten ilk defa mı börek açıyorsun? Evet. Ya sadece, canım. Bu yarışma için hamur. Evde iki kere açtım sadece. Vallahi helal tebrik yani. Ederim. O zaman size. Bravo. Ben çalışan bir insanım. Ben her dakika hamur ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. Ben zannediyorum ki sürekli yapıyorsun. O kadar ustalık isteyen bir yok. Çok güzel. Evet hamurunu güzel açmışsın. Ama içindeki şey patates püresi güzel olsaydı da ben de yeseydim şunu. Yemişin zaten. Ya, yedim de. Ne yedin de? Koca delim de bitirdin. Yeseydin diyorsun ya. Yemişin. Hasan Bey. Hamuru için, hamurun hatırı için. Hasan şunu yapma. Ben senden öyle bir vibe. Evet evet geliyor. The generation. Senden öyle bir elektrik alıyorum. Oturduğumuzdan beri çorbayı kimse beğenmedi. Orada okeyiz zaten tabii, de. Evet, tabii. Şimdi bu böreğe de şimdi herkes güzel açılmış, lezzetli deyip sen de yani yeseydim keşke deyip sanki hani... Az puan vereceksin de onun yolunu hazırlamışsın. Altyapı çalışmaları var. Yok, onu yapma ne olur. Lütfen, yazık olur emeğe de yarar. Yani Saadettin bile helal olsun. Ben, çok güzel diyor. Kadın daha ikinci, üçüncü kez açmış. Bakın bugün yine aleyhine takıldı. Diyor senin yaşın küçük, damak zevkin gelişmemiş. O da yanlış bir yorum. O da bir yanlış yorum. Buraya, ben diyor. Daha önce de söyledim. Bu Özlem'in aleyhine yaptığı yorum da doğru bulmuyorum. Senin ona yaptığı yorum da doğru bulmuyorum. Gelip bizimle yarışma... cesaret tamam bunu nereden nereye getiriyorsun Özlem Bey? Ben sadece... yapma sebebi tamamen korkusundan olduğunu düşünüyorum. Hangi korkusu? Sizin gününüzün korkusu evet, mu? Korkudan olduğunu düşünüyorum. Yarın göreceğiz onu zaten Aleyna'cığım. Öyle olmasa bir tek benle bu kadar uğraşmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Benim şu masada hiç hem kimseden korkum yok. Ben hem çok kıskanıyorsunuz. Ben neyinizi kıskanıyorum Aleyna Hanım? Bir saniye öncelikle şuna bir açıklık getireyim. Benim bu masada şu anda hiçbirinizden korkum yok. Benim nasıl lezzetler çıkardığımı herkes gördü. Hepimizden korkunuz var. Hepimizden korkunuz var. O yüzden Ceyda Hanım'a sürekli desteklemeye çalışıyorsunuz. Bakın ben sonundayım şu an. Beni desteklemeye ihtiyacım yok. Ben zaten sonuncuyum bari Ceyda arkadaşım kazansın diyorsunuz şu an. Siz zaten kendiniz için yarışıyorsunuz. Ceyda Hanım için yarışıyorsunuz şu an. Ben Ceyda Hanım için neden yarışayım çıldıracağım. Şimdi pardon benim birinci olma şansım var. Ben neden öyle şeylere ihtiyacım yok anlayın. Artık bunu. Siz hissetmiyorsunuz ihtiyacı hissediyorsunuz zaten. Vermiş olduğunuz puanlar çünkü sizin bakın şu masada gerçekten hakkaniyetli kimse o kazanacak zaten sonunda. İnşallah. Hiç inşallah. Kimse hak bu kadar kazansın. Ama siz de bugün hak yemeyin. Size nacizane tavsiyem siz dün ben hakkınızı baştan aldınız. Sonra söyledim. Hakkaniyetli bakın bu masada olmak hakkaniyetli bir değil. Şekilde puanlarınızı aldınız ben siz bugün şekilde, sakın evet. Hak yemeyin. Hak yemeyeceğim. Yemedim yemem de. Öyle siz yiyeceksiniz. Siz o patatesi kötü dediniz ya. Yediniz, her şeyin hakkını yersiniz. Siz de Hasan benim... Bey'in hakkını yediniz ona bakarsınız. Siz de benim yani. Hakkımı yediniz. Sen de benim yani. Hakkımı yediniz. Hadi yarışa girin elimde. Hak yendiyse herkes cuma benim hakkımı yediniz. Cuma'sa da tek hak yemeyen kişi yani. Olarak cuma günü ben kalkacağım. Çok da mutluyum bu durumda arkadaşlar. Niye güldün Saadet? Size söyleyeyim. Çok komik geldi. Hiç hak yemiyormuş hanımefendi. Beyefendi size 7 puan verecektim. Kocaman saçınız çıktı benim tabağımdan. 2 puanı kesmek zorunda kaldım. Bir saniye. Efendim siz görüşmeyin. Yani. Ama yok. Başka kusurunuz da yok güzel çünkü. Tabii yemek için değil yani. Lezzet görün diye diyor. Evet ben zaten açtım. Programa geldim. Bir aç karnım doysun bari. Estağfurullah. O da olmadı mı? Ya bulduğunuz yere bak ya. Saçmalığın daniskası. Takipçi kasmaya geldiniz herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Ünlü ne? Olmaya. Ünlü olmaya. Evet, takipçi aynen. Kasmaya. Onun evet, için evet. De gelenler ama var. Ama güzel, başardınız yani. Bravo. Siz de eşinizin hesabını başka yükseltirsiniz. Ceyda Hanım. Ay çok eşinize saçma jest yorumlar yaparsınız. Gerçekten. Çok saçma yorumlar yapıyorsunuz. Tıpkı sizin gibi. Aynı seviyeden evet, evet. Konuşuyorum. Şimdi benim komşum zehir yapsa yerim çok da lezzetli olmuş derim ama bakalım Özlem Hanım çorba dışında başka neyi beğenmeyecek merakla bekliyorum. Tabii ama bir şey söyleyeceğim bakalım ya. Böreği sen hariç herkes beğendi. Evet. Mütebbeli de şeydi. Sadece sarımsaklı buldular. Köstadı alıyoruz dediler. Böreğin hamurunu güzel açmıştı. İlk defa açmıştı. Patatesi diye o lezzetsiz değildi. Ben mütebbel yorumunuzu duymadım. Ne demiştiniz? Aynı sarımsak yoğunluğu vardı. Sarımsak yoğunluğu. Onun sizce dışında bence yoktu. İnanın ben mütebbelden sarımsak almadım. Ben sarımsak seven bir insanım. Sarımsak tadını bile almadım sarımsaktan hani böyle deli gibi. Ama buradaki oran yoğunluk çok fazlaydı. Almazsınız tabii. O Ceyda zaman bir şey söyleyeceğim. Siz hepiniz aldınız. Ben almadım Zuhal Hanım. Yani garip olan da bu zaten. Garip olan sizin almamanız. Geçmiş, herkesin alması sizin almamış olmanız. Geçmiş garip zamanda gurmelik yaptım.
Birkaç siz? Yerde. Evet, aa, ben yaptım. Öyle mi? Duruş da şimdi değil. Nerede gurbelik yaptın? Otellerde gidiyorsunuz. Mesela hazır çorba yapılacak. Atıyorum hazır bir yemek, makarna yapılacak. Hasan Bey'den neler çıkıyor? Yani. Şimdi ilk önce tadacağım. Sana tattırıyorlardı. Tabii, ben ve aşçı arkadaşlarım da. Gelir, ilk önce su vardır burada bir bardakta. Tamam. Minicik bir şey gelir. Tadına bakarsınız. Onu yorumlarsınız. Tuzlu, tuzsuz, yoğun, katı, cıvık falan yorumlarsınız. Bir 3-5 dakika bekler, bir yudum su içersiniz. Ağzınızın tadı değişsin. Evet, damağını tadını. Evet. Sonra farklı bir ürün gelir önünüze. Evet. Onu da aynı şekilde, yoğun bir şekilde. Hatta bulunduğunuz ortamda koku, herhangi bir... Tabii etkilenmesin hiçbir şey olmayacak. Evet, tabii. Bütün şekilde, duyularımızla yeriz çünkü. Bütün o duyularınıza yiyorsunuz, tadına bakıyorsunuz. Duygular şelale. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Acaba hangi meyvenin kokusu var? Ürünün içine giriyoruz. Tabii, gerçekten bu böyle. Yani sizinki gurmelik değil de sonradan gurmelik olabilir. Ben onu gidip... Ücret karşılığında para kazanıyordum. Yaptım bu işi. Adamı profesyonel olarak o işi yaptırmışlar ya. Yak ya, öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olsa her şeyi beğenmez, beğenip de kötü puan vermez. Adam kendini Vedat Minör zannediyor ya. Çok ilginç gerçekten. Ben siz ne puan veriyorsanız onu vereyim o zaman. Ya ben yanlış veririm yani. Saygı duyduğunuz için teşekkür ederim. Aynı meslekte olduğum için ben anlayacaksınız. Siz de zaten şefsiniz ama gurme gibi takılıyorsunuz. Bir dakika susar derken evet. Neden? Siz dediniz diye susmak zorunda mıyım ben? Gelip gidip bu konuyu açıyorsunuz sürekli de. Yok, ilk defa söyledim. Yani çok hoşunuza gidiyor bu konu. Ya verecek cevabınız yok, sus diyorsunuz tabii. Nasıl çamur atabilirim diye uğraşıyorsunuz. Aynen. Kendisi gurmenin ne anlama geldiğini bilmiyor. İnternetten izleyerek, okuyarak gurmeli açıklamaya çalıştı bize. Kesinlikle Hasan Bey öyle bir şey yapmış olması imkansız. Hasan Bey zaten her şey. Bu hayatta her şey. Gurmeyim dedi. Nasıl gurmesin sen? Gurmelik yaptım diyor. Bu kadar lezzetlerin farkındayım diyor. Anlatıyor ama Hasan Bey hiçbir şey değil maalesef. Hasan Bey gurmelik yaptığını söyledi. Ama gerçekten sonradan gurme oldu. Herhalde ona çok katılıyorum. Yani gurmeyim diyor ama olan şeye de olmamış diyor. Olmamış şeye zaten olmamış diyor biliyorsunuz. Nereden puan kırsam da puanımı tutsam kendimde birincilik bende kalsa diye uğraşıyor ama ben gurmelik yaptığına da inanmıyorum. Ya da yapmıştır da formaliteden adam bulamamışlardır, koymuşlardır Hasan Bey'e. Öyle düşünüyorum. Arada birbirine takılıyorlar yalnız dikkat çekmeyelim diye. Ha öyle tabii, mi? Tabii. Böyle küçük ufak tabii tefek nüanslarla kurguladık. Böyle bir takılıyorlar birbirine. Lütfen Özgün, bana özenmeyin. Benim yaptığım yorumların aynısını bana söylemeyin. Özgün olun. Özgün olun. Özgün olun. Ben senin yaşında da senin gibi bir kız değildim. Olamazsınız zaten. Evet, olamazdım. Yaşamamışsınızdır da benim yok, gibi. Yok, yaşamadım yok. Olamazsınız biliyorum zaten. Neyi yaşamamış olabilir? Bence. Neyi yaşamamış olabilir? Ben hiç düşünmüyorum Ceyda Hanım'ın da Özlem Hanım'ın da benim kadar bireysel kendi benliğini yaşayabildiğini. Bravo çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Nerelere geldik gerçekten? Nereden yaşayabildiğini düşünmüyorum. İnsanların hayatını nereden bilebiliriz evet, ya? Yani şimdi ya 37 yaşındasınız. Bakın öyle bir konuşuyorsunuz 45 yaşında ki. 50 yaşında gibi duruyorsunuz. Mesela ben buradan bu çıkarımı yapıyorum. Sen çok terbiyesiz bir kızsın. Terbiyesiz değilim. Çok ağır. Demeyelim. Kusura bakmayın ama öyle duruyor yani. Aleyna. Hiç olmadı bu. Savaşta düşmanına söylemez. Özür dile. Ne kadar ayıp ya. O söylediğiniz laf. Şu hayatta öğrenmen gereken ilk şey ne biliyor musun? İnsanlara karşı saygı. Ama onu da sizden öğrenmeyeceğim. Siz de koruyamadınız saygınızı. Yok, onu ben öğreneceğim. Ama siz de kızınız yaşındaki birine diyelim. Ben bir şey söylemedim. Ona hiç hakaret edilmedi. Pazartesiden beri her türlü hakareti siz bana yapıyorsunuz. Hakaret edilmedi. Hayır. O da beni yaşımdan vuruyor ama. Kimse kimseye hakaret etmedi. Öyle bir şey olursa ben müdahale ederim. Siz merak etmeyin. Ha burada hakaret edilecek. Ben susup oturacağım, dinleyeceğim. Öyle mi? Yaşımdan vuruyor. Ama senin yaptığın çok yanlış. Özür dile. Bence özür dile. Şu yaşındasınız, şu kadar gösteriyorsunuz. Benim gibi yaşamamışsınız. Bilemeyiz. İnsanların özeliyle ilgili yorum yapmadan hemen bir durup düşüneceksiniz. Bence de yapmayın. Gözümün içine bakamıyorsun, kaçırıyorsun gözleri. Neden Aleyna? Bak işte saygısızlık bu kadar kötü bir şeydir. Gayet hak bakıyorum. Yemek kötü bir şey, saygısızlık kötü bir şey. Bunu ben size öğretmeyeceğim. Bu da benim haddim evet, değil. Zaten öğretemem. Siz çevrenizden bunu öğrenmeyin dedim. Saygı şöyle yanlış anlaşılmasın. Sadece büyüklere gösterdik. Küçüğümüze de saygı duyacağız. Ama ben ona çok saygılı yani senin davranıyorum. Hayır, gelişmemiş demek de hoş bir şey değil ama yaşından büyük gösterdiğini sen düşünüyor olabilirsin ama bence televizyondaysanız bu düşüncenizi kendinize saklayın. Ya orası evet. Doğru. Orası doğru. Ben ayrıca sadece... Ayrıca yaşını nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Nereden biliyorsun çok onlar birbirlerinin yaşlarını? Çok yanlış. 37. Nereden ben biliyorsun? Ben mesela kimsenin yaşını bilmiyorum. Ben de bilmem. Ben de bilmiyorum. Ben kaç yıldır beraber çalışıyorum. Ben de bilmiyorum. Ben söyledim demek. Yani sen dikkat etmiyorsun.